Witcher'ın başına bir sürü kötü şey geldi. Bunların en kötülerinden biri direkt yapımcısı Lauren Hisri hanımefendiydi. Ama daha kötüsü de olmaz be abi dediğimiz her an daha kötüsü olur ya. Geçtiğimiz aylarda Henry Cavill'in ayrılığı da bu işin tuzu biberi oldu. Bugüne kadar konuyu sürekli geçiştirdim. Artık konunun arka planına gitmenin ve bu ayrılığı tüm nedenlerle masaya yatırmanın vakti geldi. Kolları sıvayalım ve batış hikayesi tadında videomuza geçelim. And eventually Lauren was brought on as showrunner, and so we kept on calling, and then I went to go meet her, and that was our first meeting. And then actually didn't get the role. It was a, you know what, sort of it's thank you but no thanks, and, right. And then they went through a full casting process, and then I think then they went, oh, actually let's maybe revisit that, right. and ended up working out in my favor. Wow. So I went from heartbreak to feeling quite good about it. Rolü bu kadar fazla almak isteyen Henry Cavill ilk sezondan sonra eminim ki tatmin ayrılmıştır. Fakat ikinci sezon için aynılarını hissettiğini söylemek çok zor. Çünkü hepimizin bildiği üzere senaryo şaşmış, ortaya kimsenin anlamadığı bir garabet çıkarılmıştı. İkinci sezon tanıtımları için Philstar'a verdiği röportajda Henry Cavill, Geralt rolü için kafasındakileri şöyle anlatıyor, ilk işaret fişeklerinde yakıyordu. Benim için belki de en zoru showrunnerların yarattığı Geralt'la kitaplara hayranlık duyan benim kafamda yarattığım Geralt'ın arasında bir denge kurmaktı. Bu gerçekten ince bir ipte yürümeye benziyor. Biliyorum bu bir şov, bir televizyon işi ama Geralt'ı kitaplardan uzaklaştırmadan elimden geldiğince karakterine yakın bir şekilde sergilemem gerekiyordu. Geralt'ın aktarılması zor, felsefi, entelektüel bir yanı var. O akıllı ve düşüncelidir. Tabii bazen suratsız, hastalıklı hatta huysuz da olabilir. Bunu televizyon işinde yapmak zor olabilir ama benim için karakterin yani Geralt'ın 3 boyutlu olması epey önemli. Tüm arzum kaynak malzemeye bağlı kalabilmek, ona göre ilerleyebilmekti. Geralt bu ikilikte yerini bulabilmeliydi. Henry Cavill Geralt'ı kitaplara sadık bir halde istiyordu ama showrunner Lauren ve yazar ekibi niye ise bu bir şov, hatta bir TV şovu diye diretiyor, burunlarının dikine gidip dandik dandik işlere baş koyuyor, üstelik bu noktada inatlaşıyorlardı. Tabii bu noktadan sonra her ne kadar yalanlamış olsalar da Witcher'ın ilk iki sezonunda ve Nightmare of the Wolf'ta yazar olarak çalışmış Beau Demayo The Direct'e verdiği röportajda bombayı patlatmıştı. Bildiğiniz yazar ekibine şöyle sövüyordu. Bazı yazarlarının kaynak kitaplarına hayran olmadıkları, hatta oyunlarıyla dalga geçtikleri bir şovda, yani Witcher'da çalıştın. Kötü bir iş ve moral arıyorsan tam olarak bunu reçete olarak kabul edebilirsin. Mirasa katkıda bulunmanıza izin verilmeden önce işe saygı duymanız gerekir. Dediğim gibi DeMayo'nun söyledikleri bir süre sonra Lauren tarafından yalanlandı. Lauren DeMayo'nun yaptığı işlere saygısını dile getirerek şunları söyledi. Kitaplarla asla dalga geçmedim. Kitaplar benim tek geçim kaynağım. Sapkowski ile iyi bir ilişkim var. Üstelik yazar odaları kutsal sayılabilecek yerlerdir. Her duyduğunuza, söylenene inanmayın. Bunun üzerine başka yazarlar da Lauren'e destekte bulundular ve geçici de olsa olay kapatılmış oldu. Tabii Henry Cavill cephesinde sular durulmuyordu. Çünkü canım Henry Cavill ne kadar milyonları olsa da sizin gibi bizim gibi geekliğin şerbetinden içmiş, bu yola baş koymuştu. Kendi PC'sini kendi montajlıyor, öyle Witcher oynuyordu. Ama Henry Cavill bile Türkiye'de ve şan şöhret içinde olmasa bu oyun fiyatlarıyla oyun alabilir miydi? Tabii ki hayır. Bu videonun sponsoru Phoenix Oyun ucuz fiyatlı oyun sağlayarak bunu yapabilir. Steam, Microsoft ya da Origin gibi yerlerde fahiş fiyatlara çıkan oyunları %90'lara varan indirimle verebiliyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar sorusu direkt akla geliyor. Benim de geldi. Phoenix Oyun şirkete ait Steam, Origin yahut her neyse o hesabı sizinle paylaşıyor ve o hesap üzerinden oynadığınız için oyun bir nevi daha ucuza gelmiş oluyor. Phoenix Oyun sitesinde Valorant skinli hesaplar, random Steam keyleri ve türlü paketlerde mevcut. Siteyi ve sosyal medya linklerini açıklamaya ve yorumlara bırakıyorum. Arzu eden inceleyebilir, kendileriyle de iletişime geçebilir. Sponsorumuza teşekkür ediyor, videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Henry Witcher için aklında ayrılma senaryolarıyla hareket ederken bir söylenti de Superman cephesinden çıkmıştı. Daha yeni Superman filmi nasıl olacak, ne zaman olacak belli değildi ama Henry'nin bu işte olması birçok kişinin, hatta direkt Henry'nin dahi aklından geçiyordu. Kendisi de bir yılda iki büyük projede olabileceğinin altını çizmiş, Superman'e yeşil ışık yakmıştı. Tabii Superman cephesinde en azından Henry için işler pek de yolunda gitmedi denebilir. Çünkü rolü Henry Cavill'in canlandırmayacağı, Henry Witcher rolünü terk ettikten birkaç hafta sonra açıklandı. Ve Hollywood Reporter röportajı. 7 sezona uzayacak dizi hakkında yapımcıların Henry Cavill ile çalışmak istediklerini belirtmesi üzerine Henry hayli ironik ve aslında bir o kadar da açıklayıcı bir cevap veriyor. Ama altından sopa gösteren cevap şu şekilde.
Sapkowski'nin çalışmalarını onurlandıran hikayeler anlatmaya devam ettiğimiz sürece kesinlikle. Abimiz vaktinde şartı koşmuş ve tabii bunun devamı sayılabilecek bir konuşmayı Josh Horowitz'e verdiği röportajda dile getirmiş. Kariyeriyle, yaptığı işlerle ilgili konuşurken yaptığınız şeye inanırsanız bunu yapmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca yaptığınız şeyin yanlış olduğunu düşünüyorsanız bunu bir noktada bırakmayı da bilmeniz gerekir. İnanmadan devam ederseniz bu sizi karanlık bir yola götürür demiş ki bilmem kaçıncı noktayı koyan cümlelerinden biridir bunlar Henry Cavill'in. Bu noktalar arka planda ne kadar devam etti bilinmez. Neticesinde Henry Cavill bu işi bir kenara koydu ve inandığı işlere yönelme kararı aldı. Artık nihayetteyiz. 3. sezon Haziran'da gelecek ve Henry Cavill son kez Geralt olacak. Evet dostlar, videomuz buraya kadardı. Kanalı maddi olarak destekleyen ve izleyen dostlarımıza teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.